Hepinize merhabalar. Yarısı flashback olan bir bölümü daha geride bıraktı. Pavyon sahneleri efsane olmuş. İşte bizim önümüze koyacaksan böyle flashback sahnesi koy ki gördüklerimizi tekrar görmeyelim. Pavyon demişken bu sefer pavyondan başlayalım. Edip ve İdris'in Gül Pavyon'daki zamanlarına gittik. Edip'in bayağı kral bir kabadayı olduğunu gördük. Hatta Edip'in hanımı çocuğunu alıp yani Yücel'i alıp pavyona gitti. Milya'ya Edip'i bırak diye yalvarmıştı. Oradaki garson yeni karakter olarak diziye katıldı. Dizideki ismi Süleyman olacak. Maksat bu Süleyman'ı bulup bu Edip'in çocuğu kimdi, kimdir, nasıldır diye soracaklar. O da Yücel olduğunu söyleyecektir. İlk 45 dakikada sahte Baykal'ın ölmesini ve Yücel'i izledik. Yamaç yüzüklünün yerini görmek için ne kadar kışkırtsa da Yücel Yamacı acı çeksin diye öldürmüyor. Maksat Yamacın bütün sevdiklerini tek tek öldürmek ve Yamacın sevdiklerini koruyamadığını göstermek. Yamaç bu olaydan sonra kahvede sevdiklerine tedbirli olun, tavşan uykusuna yatın, hatta uyumayın dedi. Bu sözünden sonra Ali çok keskin nişancı tüfeğiyle yattı. Sabah kalktığında ise dışarıdan bir ses geliyordu. Çıkıp baktığında Yücel'e vermiş olduğu kitapları gördü. Kitapların üstünde not vardı. Ama bu not tam olarak Ali Ço'ya değildi aslında. Seni Türk koçovallar seviyor. Yani listeye seni kaydettim. Seni de öldüreceğim. Yamaç seni de koruyamayacak demek istiyor. Hazır Yücel Yamaç konusundayken bir önceki videoda vermiş olduğum Yücel Akşın'ı kaçırıyor videosu gibi artık son dakika bilgi videoları gelecek. Yücel Akşın'ı mezardan kaçırdı ve notu bıraktı. Ama Yücel arabaya geldiğinde sanki bir aşk havası sezdim. İkinci mahzun vakası diyeceğim ama Karakozların liderleri hep Koçovalı kadınlarına aşık oluyorlar. Çeto Ayşe'ye, Mahsun Sena'ya, tahminime göre şimdi Yücel Akşın'a aşık olabilir. Ama Akşın'ın kurtarılma olayı Yamacın elinden ya da Celesun'un elinden olabilir. Hatta belki Celesun kurtarıp Akşın ve Celesun'un arası düzelebilir. Ama finale kadar ölümler devam edecekse bir şekilde Akşın da ölebilir. Hatta belki onu da Gül Pavyon'da öldürebilirler diye düşünüyorum. Yücel meselesi nasıl çözülebilir? Ona değinelim hemen. Yücel'i 3 kişi çözebilir. Yani Aliço, Cumali ve Vartolu. Neden bunlar derseniz, Cumali ve Vartolu Yücel'i bulduğunda yüzük parmağındaydı. Şu anda da zaten videoda görüyorsunuz. Belki burada elini çözerken konuşurken görmüş olabilirler. Kahveye geldiklerinde Yamacın elinde yüzüğü görüp biz bu yüzüğü bir yerden tanıyoruz deyip hatırlayabilirler. İkinci ihtimal ise Aliço çözecektir. Gelecek bölüm Aliço, Yücel'in ona bıraktığı mektupta yazan yazıyla Yamaca Akşın için gelen mektubun yazısını okuyup inceleyip anlayacak ve yüzüklünün Yücel olduğunu anlayacaktır. Zaten Yamaç bölüm başı Yücel'i çatla görünce işkillenmişti ve Yücel'in yüzüklü olduğu Koçovalar tarafından kabul edecektir. Sizce hangisi olur? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Timsah ise adamlarını kaybetti. Artık Aliço da parmak uçurmaya başladı. Timsah Yamaç olarak bildiği Selim'i öldürebilir. Neden böyle dedim? Akın Koçovalı gelecekse babasının öldüğünü duyan Akın hapishaneden kaçacak ve intikam ateşiyle çukurda yaşayacaktır. Ana düşman Baykal geri gelecektir. Eski Baykal olarak geri dönecektir diyorum. Çünkü halka dizisi dijital platforma geçmek üzere. Bu zamana kadar gelen düşmanların hepsi Baykal kadar güçlü ve zeki değillerdi. Baykal'ın ölüm sahnesi ve öldüğünü görmedik. Sadece Mortan'ı Azim Emre'ye göstermişti. Baykal'ın son sözü ölmeyeceğim olmuştu. Kabusun olacağım, ölmeyeceğim, kabusun olacağım seni. Böyle güçlü bir karakterin ölüm sahnesi olurdu. Eğer ölmüş olsaydı mezarda neden soy ismi gizlensin ki? Ölü bir karakter için yapılacak iş değil. Diyebilirsiniz ki soy ismi Koçovalı kardeşim ama o mezardaşına Koçovalı sığmıyor. Baykal'ın uzmanlık alanı olan insanları yönlendirmek, kontrol etmek olduğunu biliyoruz. Yücel Baykal mevzusunda çok iyi biliyor. O zaman burada aklımıza demek ki Baykal yaşıyor. Yücel'e maddi desteği ve Yücel'i kontrol eden ne olduğu anlaşılıyor. Yücel öldüğünde işte o da gelecek sezona sarkıyor. Baykal geri gelecektir. Videomuzun sonuna gelirken yeni düşmanlar geliyor. Bunların ilki Mini'nin patronu aşiret olarak girebilecek olan Azer'in kardeş Savaş. Biliyorsunuz ki Timsah Celil Savaş'ın müşterisi ve Vartol'da Minik'ten Timsah'ın yerini öğrenmek için Mini'yi darp etmişti. Şimdilik arkadaşlar bizden bu kadar. Lütfen kafanıza takılan bir yer, bölüm içerisinde gördüğünüz gizli bir yer varsa ya da tahmininiz varsa bize yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Hoşça kalın. Ç-
kabusun olacağım. Ölmeyeceğim, kabusun olacağım seni. Kabusun olacağım. Ölmeyeceğim. Kabusun olacağım seni. Kabusun olacağım. Ölmeyeceğim.